Arslan Bulut, Yeni Çağ Gazetesi. Bahçeli işi kolay kılalım diyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çağrı yaparak çağırdık dönmediğiniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter Bahçeli'nin 2019'daki buluşma yerimiz zillet değil millet ifadesini hatırlattı ve çağrı karşılık bulmadı sessizliğe gömüldüler ya da ironi yaparak cevap vermeye çalıştılar. Sayın Genel Başkanımız çağrılarında samimi, iyi niyetli diye konuştu. Yönter, komşu komşunun külüne muhtaç. Bizde komşuluk hukuku çok önemlidir. Ahlaki temeli vardır. Ülkenin hayrına geleceğimiz için. Komşuluk hukukunda muhabbet vardır, yakınlık vardır, husumet yoktur, ayrılık yoktur. Ülke hayrına bir olalım, beraber olalım, komşu olalım. Bu çağrı çok saygın bir çağrı. Bu çağrının samimiyetini görmek lazım. Türkiye'nin geleceği için zilletin bir yol olmadığını, çare olmadığını, çözüm olmadığını akıl vicdan sahiplerinin idrak etmesi lazım. Bu çağrının cevaben tarafı Sayın Akşener değerlendirmelerde bulunacaklardır. 26 Ağustos'ta bir konuşma yapacağı söyleniyor. Çok önemli bir konuşma olacağı iddia ediliyor. Bilemiyorum ki Süreç bizi mutlaka aydınlatacak. Neyin ne olduğunu yakın bir zamanda göreceğiz dedi. İyi Parti adına ilk cevap Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalından geldi. Akal'ın Devlet Bey bir üçüncü yol çağrısı yapıyorsa, yani bir Milliyetçiler Ligi kurmak istiyorsa zaten biz oradayız. Buyursun gelsin. Yok eğer bir siyasal İslamcının önderliğinde Türk milliyetçiliğini peşkeş çekiyorsa zaten o gereğini yapıyordur. Bize ihtiyaç yoktur dedim. İyi Parti'den istifa eden Aytun Çıray ise İyi Parti içinde bir grup yerel seçimlerde AKP ve MHP ile işbirliğini savunuyor. Diğer bir grupta, 2018'de 15 milletvekili almayıp savaşmalıydık diyen parti başkanı gibi düşünüyor. İşte önümüze fırsat geldi. Rüştümüzü şimdi ispat edemezsek ne zaman edeceğiz diyorlar iddiasında bulundu. MHP'nin İyi Parti'ye yerel seçimlerde ittifak yapalım çağrısında bulunurken ortak paydamız Türk milliyetçiliğidir demek yerine komşuluk hukukunu öne çıkarmasının sebebi belli. İttifakın temeli Türk milliyetçiliği olarak tespit edilse o takdirde MHP'nin siyasal İslamcı iktidarı desteklemekten vazgeçmesi gerekir. Böyle bir karar söz konusu bile değildir. MHP'nin İyi Parti'yi çağırdığı yer AKP iktidarının yanıdır. İyi Parti'yi kuranlar MHP'den AKP iktidarını destekliyor diye kopmuştu. Öyleyse şimdi böyle bir dönüş yapmaları nasıl mümkün olabilir? Böyle bir dönüşün ülkeye ne gibi bir hayrı olabilir? MHP'nin bu çağrıyla büyük şehirleri CHP'nin elinden alma operasyonu yapmaya çalıştığı anlaşılıyor. %10 civarındaki oy desteğini çekerseniz CHP büyük şehirlerin tamamını kaybeder. Tabii seçmen böyle bir karara karşı çıkmazsa MHP genel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için İyi Parti'ye ittifak çağrısı yapmış olsaydı böyle bir ittifakın anlamı büyük olurdu. O zaman ortak cumhurbaşkanı adayıyla halkın huzuruna çıkılır ve ülkenin siyasi yapısı olumlu yönde değişebilirdi. MHP, AKP'yi desteklemekten vazgeçmediğine ve hala İyi Parti'yi zillet ittifakı içinde bulunmuş olmakla suçladığına göre, gelin komşu olalım diyerek AKP'nin başta İstanbul olmak üzere büyük şehirleri CHP'nin elinden almasını kolay kılmaya çalışıyor. Çağrının sebebi bundan ibarettir. İyi Parti kendi varlık sebebini yok sayacak bir adım atmaz herhalde. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.